Her hafta Tyler bizim kararlaştırdığımız kuralları okur. Baylar, dövüş kulübüne hoş geldiniz. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübünden söz etmemektir. Dövüş kulübünün ikinci kuralı kimseye kulüpten söz etmemektir. Dövüş kulübünün üçüncü kuralı biri pes derse, sakatlanırsa ya da bayılırsa dövüş sona erer. Ve dördüncü kural yalnızca iki kişi dövüşür. Beşinci kural dövüşler teker teker yapılır. Altıncı kural tişört ve ayakkabı yok. Yedinci kural dövüş gerektiği kadar sürer. Sekizinci ve son kural. Eğer bu dövüş kulübünde ilk gecen ise dövüşmek zorundasın. Bu genç peki mavi yoksa siyah kalemi istediğinizi hatırlamaz. Ancak yakındaki restoranın baş garsonunu ezerken Tanrı gibi. Bazen durduğunuz tek şey bağırışların üstüne çıkan yumruk sesi. Ya da birinin ağzındaki kanı tutulması. Sanki orada yeniden hayata geliyordunuz. Ancak dövüş kulübü sadece başlangıç ve bitiş saatleri arasında vardı. Eğer birine çok iyi dövüştüğünü söylesen bile artık aynı kişi olamaz. Dövüş kulübündeki kişiliğiniz dışarıdaki kişiliğiniz değildi. Dövüş kulübündeki ilk gün bir adamın poposu hamur gibiydi. Birkaç hafta sonra sanki demirden yapıldı.